Merhabalar arkadaşlar, ben Atıf Yasin. Bugün sizlere dünyaca ünlü Amerikalı yazar, kişisel gelişim uzmanı, hatip ve kişiler arası iletişim dehası Dale Carnegie'nin ünlü eseri, İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları adlı kitabı seslendireceğim. Bununla ilgili kısa kitap özetinden hazırsanız bazı başlıklar sunmak istiyorum. Taklit etmeyi bırakın diyor ünlü yazar. Taklit etmek başarıyı getirmez. İkinci planda masanızın üzerinde acil şeyler dışındaki tüm fazlalıkları kaldırın diyor. Yani dağınık bir masa sizde strese sebebiyet verir diyor. Üçüncü olarak işleri önemine göre sıralayarak yapın diyor. Dörtte organize etmeyi, yetkiyi devretmeyi ve yönetmeyi öğrenin diyor. Bunları yapmazsanız başarılı olamazsınız diyor ve kitabımızda bununla ilgili olarak derin ayrıntılardan bahsediyor. İşinizde gevşemeyi öğrenin. İşte ve yaşamda gevşemek en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bununla ilgili de çok ayrıntılara girilmiş. Özellikle gözleri gevşetmenin hayatımıza büyük faydalar sağladığının öneminin altını çiziyor. İşinizi coşkuyla yapın. Coşkuyla yapmak bizde yorgunlukları giderir ve başarıyı getirir diyor. Sorunlarımıza üzülmek yerine sahip olduklarınıza şükredin. Haksız eleştirinin aslında maskelenmiş bir övgü olduğunu unutmayın diyor ünlü yazar. Elinizden geleni yapın. Ve devam ediyoruz. Eleştirmeyin, kınamayın ve şikayet etmeyin. Dürüst ve içten övgüyü esirgemeyin. Karşınızdakinde istek uyandırın. Başkalarıyla içtenlikle ilgilenin. Karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu içtenlikle yapın. Başkalarının görüşlerine saygı duyun, yanılıyorsun demeyin. Daima dostça yaklaşın. Karşınızdaki insana evet, evet dedirtin. Bırakın karşınızdaki kişi fikirlerin kendisinden çıktığını sansın. Daima kişilerin hassas oldukları konulara değinin. İnsanların yanlışlarını onlara bunları dolaylı yollardan anlatarak gösterin. Karşınızdaki insanı eleştirmeden önce kendi hatalarınızdan söz edin. Emir vermek yerine sorular sorun. İnsanın ayıbını yüzüne vurmayın. Evet, bu ve bunun gibi birçok konulardan yazarımız kitabında bahsetmiş ve önemli bilgiler vermiş. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları. Dale Carnegie. 1. Bölüm. Huzur ve Mutluluğa Ulaşmanın 7 Yolu. Dale Carnegie, Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak adlı kitabını yaşamımızı aslında kendimizin belirlediğini göstermek için yazdı. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilir ve olumsuz yönlerimiz kadar olumlu yönlerimizi de görebilirsek amaçlarımıza daha kolay ulaşabilir, zamanımızı ve enerjimizi boş yere üzülerek harcamaktan kurtulabiliriz. 1. Kendinizi keşfedin ve kendiniz olun. Kuzey Carolina, Mount Airy'de yaşayan Bayan Edith Allred'in gönderdiği mektupta şunlar yazıyordu. Ben son derece hassas ve utangaç bir çocuktum. Oldukça şişmandım. Tombul yanaklarım da beni olduğumdan şişman gösteriyordu. Güzel giyinmenin aptalca olduğunu düşünen eski kafalı bir annem vardı. Beni de bu düşüncesi doğrultusunda giydiriyordu elbette. Partilere gidemiyordum, eğlenemiyordum. Okula gittiğimde açık hava aktivitelerine katılamıyordum. Çok utanıyordum. Kendimi son derece tuhaf ve istenmeyen biri gibi görüyordum. Kendimden büyük biriyle evlendim. Ama bende hiçbir değişiklik olmadı. Eşimin ailesi kendine oldukça güvenen, güçlü insanlardı. Onlarda benim sahip olmak istediğim her şey vardı. Onlar gibi olabilmek için elimden geleni yaptım. Ama başaramadım. Onlar beni dışa dönük biri yapmaya çalıştıkça ben daha fazla kabuğuma çekiliyordum.
sinirli ve huzursuz biri olup çıkmıştım. Bütün arkadaşlarımdan uzaklaşmıştım. Öyle kötü bir haldeydim ki kapı zili bile çalsa beni çileden çıkarmaya yetiyordu. Tam bir başarısızlık örneğiydim. Bunu biliyordum ve eşimin de bunu anlamasından korkuyordum. Bu yüzden toplum içine çıktığımızda abartılı davranıyordum. Bunun farkındaydım. Bundan sonraki birkaç gün mutsuz oluyordum. Sonunda tüm yaşama sevincimi kaybettim ve boşu boşuna yaşadığımı düşünmeye başladım. İntihar etmeyi bile düşünüyordum. Bu mutsuz kadının hayatını değiştiren şey neydi biliyor musunuz? Tesadüfen duyduğu birkaç söz. Tesadüfen duyduğum birkaç söz diye devam ediyordu Bayan Allred. Bütün hayatımı değiştirdi. Kayınvalidem bir gün bana çocuklarını nasıl büyüttüğünü anlatıyordu ve şöyle dedi. Ne olursa olsun onların hep kendileri olmalarını sağlamaya çalıştım. Kendin olmak. Bu sözler işe yaramıştı. Ben kendimden farklı davranarak, kendimi bir kılıfa sokmaya çalışarak kendi kendimi mutsuz ediyordum. Bir gecede değiştim. Kendim olmaya başladım. Kendi kişiliğimi bulmaya çalışıyordum. Kim olduğumu anlamaya çabalıyordum. Güçlü yönlerimi keşfediyordum. Renkler ve stiller hakkında pek çok şey öğrendim ve bana uyan tarzda giyinmeye başladım. Arkadaşlar edindim. Önce küçük bir organizasyona katıldım. Bana bir programda görev verdiklerinde korkudan kas katı olmuştum. Ama her konuşmamda daha fazla cesaret kazandım. Bütün bunlar zaman aldı elbette. Ama bugün baktığımda hayal edebileceğimden çok daha mutlu olduğumu görüyorum. Çocuklarıma da benim hayatımı değiştiren şu sözleri aşılamaya çalışıyorum. Ne olursa olsun kendiniz olun. İnsanın kendisi olması sorunu tarih kadar eski ve insan hayatı kadar evrenseldir diyor Dr. James Gordon Kilkey. Birçok nevroz ve psikopos vakasının ardında insanın kendisi olmaktan kaçması yatmaktadır. Çocuk yetiştirme konusunda 13 kitap ve binlerce makale yazan Angela Patry şöyle demektedir. İnsanı kendinden başka biri olmaya çalışmak ve zihninde ve bedeninde var olan kişiyi reddetmek kadar üzen bir şey yoktur. Olduğundan farklı görünme çabası özellikle Hollywood'da çok yaygındır. Ünlü yönetmen Sam Wood, en büyük sıkıntısının işe yeni başlayan genç aktörlerin kendileri olmalarını sağlamaya çalışmak olduğunu söylüyor. Bütün yeni aktörler, Lana Turner'ların ya da Clark Gable'ların yeni versiyonları olmak istiyorlar. Ama toplum bunu zaten yaşadı diyor Sam Wood. Onlar artık yeni bir şey istiyor. Sam Wood, Hoşça Kal, Bay Gibbs ve Çanlar Kimin İçin Çalıyor gibi filmleri yönetmeden önce emlakçılık yapıyor, satış temsilcileri yetiştiriyordu. İş dünyasındaki prensiplerin sinema dünyasında da geçerli olduğunu söyleyen Wood, şimdi sinemada bir maymunu oynayarak hiçbir yere varamazsınız. Asla bir papağan olmazsınız diyor ve ekliyor. Deneyimlerim sonucunda yapılacak en akıllıca işin kendinden başka biri olmaya çalışan kişilerden hemen vazgeçmek olduğunu gördüm. Ünlü bir petrol firmasından insan kaynakları müdürü olan Paul Byton, insanların işe başvururken yaptıkları en büyük hatanın ne olduğunu sordum. Bunu bilmesi gerekiyordu çünkü 60 binden fazla adayla görüşme yapmış ve İş Bulmanın 6 Yolu adında bir kitap yazmıştı. Bana şu karşılığı verdi. İnsanların bir işe başvururken yaptıkları en büyük hata kendileri olmamaları. Şapkalarını önüne koyup olabildiğince dürüst davranmak yerine size beklediğiniz cevapları vermeye çalışıyorlar. Bu elbette bir işe yaramıyor. Çünkü hiç kimse bir sahtekarla çalışmak istemez. Geçmeyen parayı kim kabul eder? Tramvay kondüktörünün kızı bu dersi oldukça güç deneyimler sonucunda aldı. Bu kızın tek amacı şarkıcı olmaktı. Ancak çirkin yüzü onun için bir talihsizlikti. Kocaman bir ağzı
ve tavşan dişleri vardı. Hayatında ilk kez bir gece kulübünde topluluk içinde şarkı söylerken bütün gece üst dudağıyla dişlerini örtmeye çalıştı. Çarpıcı görünmek istiyordu. Sonuç mu? Kendini gülünç duruma düşürdü ve başarısızlığa uğradı. Ancak o sırada kulüpte bulunan bir adam onu dinledi ve yetenekli buldu. "Bakın," dedi ona, "sizi izledim ve neyi saklamaya çalıştığınızı biliyorum. Dişlerinizden utanmanızı gördüklerinde insanlar sizi daha çok seveceklerdir." Dişlerinizden utanmadığınızı gördüklerinde insanlar sizi daha çok seveceklerdir. Üstelik beğenmeyip sapladığınız dişleriniz hayatınızı değiştirebilir. Castaley bu adamın öğüdünü tuttu ve dişlerini unuttu. O günden sonra yalnızca izleyicileri düşünmeye başladı. Ağzını kocaman açarak öyle büyük bir coşku ve keyifle şarkı söyledi ki bir yıldız oldu. Diğer şarkıcılar onu taklit etmeye çalıştılar. William James, ortalama bir insanın zihinsel yeteneklerinin ancak %10'unu kullandığını söylerken, kendini keşfedememiş insanlardan söz ediyordu. "Olmamız gerekenin yarısını olabiliyoruz," diyordu. James, fiziksel ve zihinsel potansiyelimizin küçük bir bölümünü kullanabiliyoruz. Başka bir deyişle insanlar sınırlarıyla yaşarlar. Oysa ki kullanmamayı alışkanlık haline getirdikleri pek çok güçleri vardır. Bizim de böyle yeteneklerimiz var. O halde neden bir dakikamızı bile başkalarına benzemiyoruz diye üzülerek harcayalım? Siz dünyada yeni bir varlıksınız. Dünyada bugüne dek size tıpatıp benzeyen biri yaşamadı ve bundan sonra da yaşamayacak. Genetik bilimine göre insan 23 bin çift kromozomun ürünüdür. Bu 46 kromozom genetik özellikleri belirler. Ancak Shenfield her kromozomdaki yüzlerce genden birinin bile bireyin hayatını değiştirebileceğini söylemektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bizler şaşırtıcı ve mucizevi bir biçimde yaratılmışız. Annenizle babanızın karşılaşıp birleşmesinden sonra bile doğma şansınız 300 milyarda birdi. Başka bir deyişle, eğer 300 milyar kardeşiniz olsaydı her biri sizden farklı olabilecekti. Tüm bunlar varsayımdan mı ibaret? Hayır, bu bilimsel bir gerçek. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için genetik bilimi ile ilgili kitaplara başvurabilirsiniz. İnsanın kendisi olması gerektiği konusunda size pek çok şey anlatabilirim. Çünkü bu konuya inancım sonsuz ve ne söylediğimi biliyorum. Bunu acı deneyimler sonucunda öğrendim. Missouri'deki mısır tarlalarını bırakıp New York'a geldiğimde Dramatik Sanatlar Akademisi'ne başvurdum. Amacım aktör olmaktı. Bu düşüncemin son derece akıllıca olduğuna inanıyordum. Başarıya giden kestirme yolu bulmuştum. Üstelik binlerce kararlı ve hırslı insanın daha önce bunu nasıl keşfetmemiş olduğunu anlayamıyordum. O günün ünlü aktörlerini John Drew, Walter Hampton ve Odysse Skinner'ı taklit edecektim. Ne kadar komik, ne kadar aptalca. Kendim olmam gerektiğini, başkası olamayacağımı kalın kafama sokana kadar başkalarını taklit ederek harcayacaktım zamanımı. Bu deneyim bana asla unutamayacağım bir ders vermeliydi. Ama öyle olmadı. Ben o kadar akıllı değildim. Her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyordu. Birkaç yıl sonra iş adamlarına toplum içinde konuşmayı öğretecek dünyanın bu konudaki en iyi kitabını yazmaya karar verdim. Aktörlük konusunda yaptığım aptalca hatayı burada da yaptım. Başka yazarların kitaplarından fikirler alacak ve bunları bir kitapta toplayacaktım. Bu kitapta her şey olacaktı. Böylece bütün kitapları topladım ve yaptığım alıntıları derlemeye başladım. Bir kez daha yaptığım aptallığı fark ettim. Bu doğallıktan uzak, yapay bir kitap olacaktı. Ve hiçbir iş adamı bununla ilgilenmeyecekti.
Bir yıllık çalışmamı çöpe attım ve yeniden işe koyuldum. Bu kez kendi kendime sen Dale Carnegie olmak zorundasın. Bütün hataları ve bütün sınırlarıyla başkası olamazsın dedim. Diğer insanların fikirlerini toplamaktan vazgeçtim. Bir konuşmacı ve bir öğretmen olarak kendi deneyimlerimi ve gözlemlerimi yazmaya başladım. Ben de Saul Walter Raleigh'in aldığı dersi almıştım. Ceketini kraliçenin üzerine basıp geçmesi için çamur atan Sir Walter Raleigh'den değil, 1904'te Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı profesörü olan Walter Raleigh'den söz ediyorum. Sir Raleigh şöyle diyordu: "Ben Shakespeare gibi yazamam, ben ancak kendim gibi yazabilirim." Kendiniz olun. Irving Berlin'in George Gershwin'e verdiği öğüdü tutun. Berlin ve Gershwin ilk kez karşılaştıklarında Berlin ünlüydü. Gershwin ise haftada 35 dolara çalışan ve ünlü bir besteci olmak için mücadele eden genç bir besteciydi. Berlin, Gershwin'in yeteneğinden etkilenmiş ve ona aldığı maaşın 3 katını teklif ederek müzik sekreteri olmasını önermişti. "Ben senin yerinde olsam işi kabul etmezdim," demişti Berlin daha sonra. "Bunu yaparsan ikinci bir Berlin olabilirsin. Ama kendin olursan gerçekten çok büyük biri olursun." Gershwin bu sözleri dinledi ve kuşağının en büyük bestelerinden biri oldu. Charlie Chaplin, Will Rogers, Mary Margaret, McBride, gene Autry ve daha milyonlarca insan benim bu bölümde size anlatmaya çalıştığım dersi almak için pek çok acı deneyim yaşamak zorunda kaldı. Charlie Chaplin film çevirmeye başladığında yönetmen onun ünlü bir Alman komedyeni taklit etmesi konusunda diretmişti. Charlie Chaplin kendisi gibi olana kadar hiçbir ilerleme kaydedemedi. Bob Hope da benzer bir deneyim yaşamıştı. Mary Margaret McBride önceleri İrlandalı bir komedyen gibi olmaya çalışmış ve başarısızlığa uğramıştı. Sonra Missouri'den gelen taşralı kız olunca, yani kendi gibi davranınca New York'un en ünlü radyo yıldızlarından biri oldu. Gen Autry, Texas aksanından kurtulmaya, bir şehirli gibi giyinmeye ve New Yorklu olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. İnsanlar da arkasından gülüyorlardı. Sonunda kovboy şarkıları söylemeye ve kovboy gibi giyinmeye başlayınca hızla yükseldi. Siz dünyada yepyeni bir varlıksınız. Bunun için mutlu olun. Doğanın size verdiklerini değerlendirin. Sanatınız sizi yansıtır. Olduğunuz gibi şarkı söylersiniz. Olduğunuz gibi resim yaparsınız. Sizi oluşturan şey deneyimleriniz, çevreniz ve genetik özelliklerinizdir. İyi ya da kötü, kendi küçük bahçenizi ekip biçmeniz, hayat denen orkestrada kendi küçük enstrümanınızı çalmanız gerekir. Emerson, Kendine Güvenmek adlı yazısında şöyle diyor: "Herkes bir gün imrenmenin kendini aşağılamak, taklidin intihar olduğunu anlar. Kendisini iyi ya da kötü olduğu gibi görmesi gerektiğini öğrenir." Gelin Douglas Malouch'un şiirine kulak verelim. "Eğer zirvede çam olamazsan, vadide bir çalı ol ama ol. Derenin yanındaki en güzel çalı sen ol. Ağaç olamazsan, küçücük bir çalı ol. Çalı olamazsan, bir parça çimen ol. Süsle, şenlendir bir yol kenarını. Balina olamazsan, küçücük bir balık ol. Ama göldeki balıkların en kıvrak olanı. Hepimiz kaptan olamayız. Tayfalar da olacak. Hepimiz için yapacak bir şeyler var dünyada. Büyük işler de var, küçük işler de. Yapmamız gereken şey yanı başımızda. Ana yol olamazsan bir patika, güneş olamazsan
Ol bir yıldız. İster büyük ol, ister küçük. Her zaman en iyi ol, yalnız. Kendinizi huzurlu ve özgür hissetmenizi sağlayacak zihinsel bir tutum geliştirmek istiyorsanız şunu unutmayın. Başkalarına taklit etmeyin. Kendinizi keşfedin ve kendiniz olun. 2. Yorgunluğa ve üzüntüye engel olabilecek 4 iyi çalışma alışkanlığı. No 1. Hemen çözümlenmesi gereken sorunlarla ilgili olanlar dışında tüm kağıtları masanızdan kaldırın. Chicago ve Northwestern Demir Yolları Genel Müdürü Roland Williams bir kez şöyle demişti. Masasının üzerinde çeşitli konulara ilişkin kağıtlar tepeleme yığılı olan bir insan, acilen çözümlenmesi gereken sorunlarla ilgili olanlar dışında bütün kağıtları kaldıracak olursa işinin daha kolay ve düzenli olacağını görecektir. Ben buna iyi değerli topluluk derim ve bu verimli çalışma yönünde atılmış ilk adımdır. Eğer Washington'daki Milli Meclis Kütüphanesi'ni ziyaret edecek olursanız, tavanda yağlı boya ile yazılmış şair Pope'ye ait şu 4 kelimeyi göreceksiniz. Düzen, cennetin ilk yasasıdır. Düzen işin de ilk yasası olmalıdır. Peki, gerçekten öyle mi? Hayır. Sıradan bir iş adamının masası haftalardır göz atmadığı kağıtlarla darmadağınık bir durumdadır. Hatta bir keresinde New Orleans gazetesinin yayımcısı bana sekreterinin onun yazı masalarından birini temizlediğini ve 2 yıldan beri kayıp olan daktilosunu bulduğunu anlatmıştı. Yanıtlanmamış mektuplar, raporlar ve notlarla dolu çöplüğe dönüşmüş bir masanın görüntüsü bile insanın aklını karıştırmaya, gerilime ve kaygılanmaya yeter. Durum bundan daha da vahimdir. Yapılacak milyonlarca işin olduğu ve bunları yapmaya vaktinizin olmadığı size sürekli hatırlatılırsa bu sadece gerilim ve yorgunluğa neden olmakla kalmayıp yüksek tansiyon, kalp düzensizlikleri ve ülser gibi hastalıklara da yol açacak ve sizi üzebilecektir. Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörlerinden Dr. John Stokes, Amerikan Tıp Birliği Kongresi'nde organik hastalıkların komplikasyonlarına bağlı fonksiyonel nevrozlar konulu bir rapor sunmuştu. Dr. Stokes bu raporunda hastanın ruhsal durumunda neler aranmalı başlığı altında 11 madde sıralamıştı. Bu maddelerin birincisi şudur. Zorunluluk veya yükümlülük duygusu ileriye yönelik mutlaka yapılması gereken uzayıp giden işler. Nasıl olur da yazı masasını toplamak veya karar vermek gibi basit eylemler yüksek tansiyonu önlemenizde zorunluluk ve mutlaka yapılması gereken uzayıp giden işler hissini yenmenizde size yardımcı olabilir. Ünlü psikiyatr Dr. William Sedper bu basit yöntemi kullanarak bir hastasının sinirsel bulunumunu engellediğini anlatıyor. Bu adam Chicago'da büyük bir firmada yöneticiydi. Dr. Sedler muayenehanesine geldiğinde gergin, sinirli ve kaygılıydı. Bir sürmenaja doğru gittiğinin farkındaydı ama işine ara vermeyeceğinden yardıma ihtiyacı vardı. Dr. Sedler, bu adam bana hikayesini anlatırken telefonum çaldı diyor. Hastaneden arıyorlardı. Biraz zamanımı almasına karşın konuyu ertelemek yerine bir karara varıp bunu sonuçlandırdım. Ben daima sorunları eğer mümkünse yanında çözümlerim. Eğer mümkünse anında çözümlerim. Telefon ben kapatır kapatmaz yeniden çaldı. Yine acil bir konu olduğundan zaman ayırıp görüştüm. Görüşmemiz üçüncü kez, bu defa durumu kritik olan bir hastası için akıl danışmak isteyen bir meslektaşımın muayenehaneme gelmesiyle kesildi. Onun sorununu çözdükten sonra konuğuma dönerek kendisini beklettiğim için özür diledim. O sırada adamın gözlerinin parladığını fark ettim.
yüzüne tamamen farklı bir ifade yerleşmişti. Adam Sadler'a özür dilemenize gerek yok doktor demişti. Şu geçen 10 dakika içinde sanırım nerede yanlış yaptığımın farkına vardım. Şimdi ofisime geri dönerek çalışma alışkanlıklarımı gözden geçirip yeniden düzenleyeceğim. Gitmeden önce çekmecelerinize bir göz atmama izin verir misiniz? Doktor Sadler masasının çekmecelerini çekmişti. Çekmeceler bir iki şey dışında tamamen boştu. Hasta, söyler misiniz bitmemiş işlerinizi nerede saklarsınız diye sormuştu. Sadler, bitmemiş işim yok diye yanıtlamıştı. Yönetici, peki yanıtlamadığınız mektupları nereye koyarsınız demişti merakla. Sadler, hepsini yanıtladım diye karşılık vermişti. Herhangi bir mektubu yanıtlamadan elimden bırakmam. Hemen sekreterime göndereceğim mektubu dikte ederim. 6 hafta sonra aynı yönetici Dr. Sadler'ı ofisine davet etti. Hem kendisi değişmişti hem de yazı masası. Yarım kalmış, hiçbir iş kalmadığını göstermek için çekmecelerini çekmişti. 6 hafta önce iki değişik ofiste 3 çalışma masam vardı demişti. Hepsinin üstü tepeleme kağıt yığılı olduğundan bunların altında kaybolmuştum. Bu işleri bitirecek zaman ve fırsat bulamıyordum. Sizinle görüştükten sonra döndüğümde bir araba dolusu eski kağıt ve rapor atarak masaları temizledim. Şimdi sadece bir masam var ve işleri geldikleri anda çözümlüyorum. Artık beni sıkıntıya sokan, gerilmeme ve kaygılanmama neden olan dağlar gibi bitmemiş işim yok. Üstelik artık sağlığımla ilgili hiçbir sorunum kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri eski başyargıcı Charles Evans Hughes, çok çalışmaktan kimse ölmemiştir diyor. İnsanlar kendilerini boş yere harcarlar ve üzüntüden ölürler. Evet, insanlar enerjilerini boş yere harcadıklarından ve bitiremedikleri işleri için üzülmekten ölürler. İyi çalışma alışkanlığı No. 2. İşleri önemlerine göre sıralayarak yapın. Tüm ülkeye hizmet götüren şehirler arası hizmetler şirketinin kurucusu Henry Dorothy, ne kadar ücret öderse ödesin, aradığı iki yeteneğe sahip hiç kimseyi bulamadığından yakınıyordu. Bu paha biçilmez iki yetenek şunlardı. Birincisi düşünme yeteneği, ikincisi işleri önemine göre sıralayarak yapma yeteneği. İşe sıfırdan başlayarak 12 yılda Pepsodent şirketinin başkanlığına yükselen ve yıllık 200 bin dolarlık maaşının yanı sıra 1 milyon dolar kazanan Charles Luckman, başarısını Henry Dorothy'nin hiç kimse de göremediğini söylediği bu iki yeteneği geliştirmesine borçlu olduğunu anlatıyor. Charles Luckman, kendimi bildim bileli saat 5'te kalkarım. Çünkü o saatlerde diğer saatlere oranlarla daha iyi düşünebilirim. Bu yüzden o günün planını yaparım ve bu plana göre yapılması gereken işleri önemine göre sıralarım diyor. Amerika'nın en başarılı sigorta satıcılarından biri olan Frank Better, gününü planlamak için sabahın 5'ine kadar beklemiyordu. Bir gece önce planlarını yaparak ertesi gün için kendisine bir hedef belirliyordu. Belirli bir miktarda sigorta poliçesi satmayı planlıyor ve bu rakama ulaşmayı başaramazsa eksik kalan sayıyı bir sonraki günün satışlarına ekliyordu. Daha önceki deneyimlerime dayanarak insanın işleri önemine göre sıralayarak yapmayı her zaman başaramadığını biliyorum. Fakat bildiğim bir şey daha var. Öncelikli işi daha önce yapmayı planlamak, hazırlıksız yakalanmaktan çok daha iyidir. Eğer Bernard Shaw öncelikli işi önce yapmayı kendine ilke edinmeseydi, bir yazar olarak başarıya ulaşamayacak ve yaşamı boyunca bir banka veznedarı olarak kalacaktı. Yaptığı plana göre Shaw'un her gün 5 sayfa yazması gerekiyordu. 9 yıl boyunca bu plana sadık kaldı ve günde
bir peniden 9 yılda 30 dolar kazandı. Robinson Crusoe bile günün hangi saatinde hangi işi yapacağını gösteren bir çizelge hazırlamıştı. İyi çalışma alışkanlığı No. 3. Bir problem ile karşılaştığınızda karar verebilecek kadar veriye sahipseniz bu problemi hemen çözün. Kararlarınızı ertelemeyin. Eski öğrencilerimden H.B. Howell, ABD Çelik Şirketleri Yönetim Kurulu üyesi iken yönetim kurulu toplantılarının çoğunlukla gereksiz konuşmalarla uzayıp gittiğini, pek çok sorunun tartışılıp çok azının karara bağlanabildiğini ve sonuç olarak üyelerin evlerinde incelemek üzere çantalar dolusu rapor götürmek zorunda kaldığını anlatmıştı. Sonunda Bay Howell, yönetim kurulunu her oturumda bir sorunu ele almaya ve bunu sonuçlandırmaya ikna etmişti. Hiçbir konu ertelenmeyecek veya rafa kaldırılmayacaktı. Her iş yapılması, yapılmaması veya ek bilgi istenmesi yönünde mutlaka karara bağlanacak, ancak bundan sonra ikinci konuya geçilebilecekti. Bay Howell, alınan sonucun son derece çarpıcı ve sağlıklı olduğunu, kısa zamanda ellerindeki işler listesinin sonuna geldiklerini bana bildirmişti. İş takviminde günü yakalamışlardı ve artık evlerine çantalar dolusu rapor taşımak zorunda değillerdi. Kısa sürede çözümlenmeyen sorunlar nedeniyle duyulan üzüntü hissi ortadan kalkmıştı. Bu sadece ABD Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu için geçerli bir kural değil. Bu kuralı bizler de uygulamalıyız. İyi çalışma alışkanlığı No. 4. Organize etmeyi, yetkiyi devretmeyi ve yönetmeyi öğrenin. Pek çok iş adamı sorumlulukları başkalarına devretmeyi asla öğrenemediklerinden ve her işi kendileri yapmaya kalkıştıklarından kendi mezarlarını kazmaktadırlar. Sonuçta bu iş adamları düzensizlik ve ayrıntılar altında boğulurlar. Telaş, endişe ve gerilim bu sonucun ortaya çıkış hızını artıran faktörlerdir. Yetkiyi devredip sorumlulukları paylaşmak gerçekten zor. Kendi deneyimlerime dayanarak yetkinin yanlış kişilere verilmesinin ortaya çıkardığı kötü sonuçları da biliyorum. Ancak yetkiyi devretmek zor bir iş olsa da yöneticiler endişe, gerilim ve yorgunluktan kaçınmak istiyorlarsa bunu yapmak zorundalar. Büyük işler kurup yönetmeyi, yetkiyi paylaştırmayı ve denetlemeyi öğrenemeyen yöneticiler, 50 yaşına geldiklerinde gerilim ve endişenin neden olduğu kalp rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalırlar. Kanıt mı istiyorsunuz? Gazetelerdeki ölüm ilanlarına göz atmanız yeterli. Yorgunluk ve endişeyi önleyebilmek için 1. Hemen çözümlenmesi gereken sorunlarla ilgili olanlar dışında tüm kağıtları masanızdan kaldırın. 2. İşleri önemine göre sıralayarak yapın. 3. Bir sorun ile karşılaştığınızda karar verebilmek için gerekli verilere sahipseniz bunu hemen o anda ve orada çözümleyin. Karar vermeyi ertelemeyin. 4. Organize etmeyi, yetkiyi devretmeyi ve yönetmeyi öğrenin. Sizi yoran şey nedir ve bu konuda ne yapabilirsiniz? İşte size şaşırtıcı ama önemli bir gerçek. Zihinsel çalışma tek başına sizi yormaya yetmez. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Birkaç yıl önce bilim adamları insan beyninin yorgunluğun bilimsel tarifi olan çalışma kapasitesinin en aza inmesi durumuna gelmeden ne kadar uzun süre çalışabileceğini bulmaya çalıştılar. Çalışma halindeki bir beyinden geçmekte olan kanda hiçbir yorgunluk belirtisi görülmediğini bularak çok şaşırdılar. Oysa çalışmakta olan bir gündelikçinin damarlarından kan örneği alacak olursanız bu kanın yorgunluk toksinleriyle dolu olduğunu görebilirsiniz. Albert Einstein'ın beyninden bir günün sonunda bir damla kan alsaydınız bu kanda hiçbir yorgunluk toksini bulamazdınız. Beyin 8 veya 12 saatlik bir çalışmanın sonunda ilk andaki kadar süratli ve mükemmel bir şekilde çalışabilir. Beyin kesinlikle yorulmaz. O halde sizi yoran şey nedir?
Psikiyatrlar yorgunluğumuzun büyük bir bölümünün zihinsel ve duygusal tutumunuzdan kaynaklandığını bildiriyorlar. İngiltere'nin en ünlü psikiyatrlarından J.A. Hatfield, The Psychology of Power, yani Güç Psikolojisi adlı kitabında yorgunluk çoğunlukla zihinsel nedenlerden kaynaklanır. Salt fiziksel nedenlerden kaynaklanan yorgunluğa pek az rastlanır demektedir. Amerikalı ünlü psikiyatr Dr. A. Birrell daha da ileri gidiyor ve sağlığı yerinde olan bir masa başı işçisinin yorgunluğunun %100'ü psikolojik faktörlerden kaynaklanır ve biz bunlara duygusal faktörler deriz diyor. Masa başı işçisinin yorgunluğuna neden olan duygusal faktörler nelerdir? Neşe mi, memnuniyet mi? Elbette hayır. Can sıkıntısı, gücenme, takdir edilmeme, boşa kürek çekme, acelecilik, anksiyete, kaygı. İşte bunlar masa başı işçisini bitkinleştiren, onun soğuk algınlıklarına karşı bile duyarlı olmasına neden olan, enerjisini tüketip verimini azaltan ve sinirsel bir baş ağrısı ile evinin yolunu tutmasına yol açan faktörlerdir. Bu duygular bedenimizde sinirsel gerilimlere neden olduğu için yoruluruz. Metropolitan Hayat Sigortası şirketi yorgunluk konulu broşüründe bu konuyu dikkat çekiyor. Ağır işçilik, uyku ve dinlenme ile bile geçirilmeyecek bir yorgunluğa pek ender olarak neden olur. Üzüntü, gerginlik, duygusal karmaşalar yorgunluğunun en büyük 3 nedenidir. Üzüntü, gerginlik, duygusal karmaşalar yorgunluğun en büyük 3 nedenidir. Bu büyük sigorta şirketi şöyle devam ediyor. Hem bedensel hem zihinsel yorgunluk görüldüğünde bunun sorumlusu bu üçlüdür. Kasların gergin olduklarında çalıştıklarını aklınızdan çıkarmayın. Gevşeyin, enerjinizi daha önemli işler için saklayın. Şimdi olduğunuz yerde durun ve kendinize bir check-up yapın. Bu satırları okurken kaşlarınızı çatıyor musunuz? Gözlerinizin arasında bir gerginlik mi var? Koltuğunuzda otururken rahat mısınız? Yoksa boynunuz omuzlarınızın arasında gömülmüş mü? Yüz kaslarınız gergin mi? Eğer tüm bedeniniz bir bez bebek gibi gevşek ve rahat değilse, şu anda siz sinirsel gerilim ve sinirsel yorgunluğa neden oluyorsunuz. Zihinsel çalışmalar sırasında niçin bu gereksiz gerilimleri yaşıyoruz? Daniel Joslin, çok çalışmak için çok güç sarf etmek gerekir. Aksi halde ortaya iyi bir iş çıkmaz şeklinde uluslararası bir kanının yaygınlığı önümüzdeki en büyük engel diyor. Bu nedenle dikkatimizi bir şeye yönelttiğimizde kaşlarımızı çatarız, omuzlarımızı yukarı kaldırırız, efor sarf etmek için kaslarımızı iş başına çağırırız. Oysa ki bütün bunların beynimizin işlevine hiçbir katkısı yoktur. Çok şaşırtıcı ve trajik bir gerçek var. Biraz para harcamanın düşüncesinden bile köşe bucak kaçınan milyonlarca insan enerjisini Singapur'daki 7 sarhoş denizci gibi umarsızca harcıyor. Bu sinirsel yorgunluğun çözümü nedir? Yanıt basit. Gevşeyip rahatlayarak dinlenin. Dinlenin, dinlenin. Çalışırken dinlenmesini öğrenin. Bunu yapmak çok mu kolay? Hayır. Bunun için ömrünüz boyunca edindiğiniz tüm alışkanlıkları değiştirmeniz gerekebilir. Ancak yaşamınızda meydana gelen müthiş değişiklik tüm çabalara değer. William James, The Gospel of Relaxation, Rahatlamanın Temel Gerçeği adlı deneme kitabında Amerikalıların yüksek tansiyonları, sinirli hareketleri, nefes darlıkları, gerginlikleri ve ifade zorlukları hiç kuşkusuz kötü bir alışkanlıktan başka bir şey değildir diyor. Gerilim bir alışkanlıktır. Dinlenmek de bir alışkanlıktır. Kötü alışkanlıklardan kurtulabilir, iyi alışkanlıklar edinebiliriz.
Nasıl dinlenirsiniz? Önce zihninizi dinlendirmekten mi başlarsınız, yoksa sinirlerinizi mi gevşetirsiniz? Hayır, ikisi de değil. Öncelikle kaslarınızı gevşeterek dinlenmeye çalışabilirsiniz. Gelin nasıl yapıldığını deneyelim ve gözlerden başlayalım. Paragrafı sonuna kadar okuyun. Sonra arkanıza yaslanarak gözlerinizi kapatın ve sessizce gözlerinize komut verin. Gevşe, gevşe, kendini sıkmayı bırak, kaş çatmayı da bırak. Bu komutu ağır ağır bir dakika kadar tekrarlayın. Birkaç saniye sonra göz kaslarınızın itaat etmeye başladığını fark ettiniz mi? Sanki bir elin geriliminizi silip attığını hissetmiyor musunuz? Size mucize gibi görünse de bir dakika içinde esrarengiz dinlenme sanatının anahtarını elinize geçirdiniz. Aynı işlemi çenenize, boynunuza, omuzlarınıza, tüm bedeninize uygulayabilirsiniz. Fakat bütün organların içinde en önemlisi gözlerdir. Chicago Üniversitesi'nden Dr. Edmund Jacobson, göz kaslarınızı tamamen gevşetip dinlenebilirseniz diğer sorunlarınızı unutabileceğinizi söylemiştir. Sinirsel gerilimin giderilmesinde gözlerin önemli olmasının sebebi, beden tarafından tüketilen sinirsel enerjinin dörtte birinin gözler tarafından yakılarak harcanmasıdır. Hiçbir görme bozukluğu olmayan pek çok kişinin göz yorgunluğundan söz etme nedeni budur. Bu kişiler gözlerini baskı altında bırakmaktadırlar. Ünlü roman yazarı Vicky Baum, küçük bir çocukken tanıştığı yaşlı bir adamın ona yaşamının en önemli dersini verdiğini anlatıyor. Vicky düşmüş, dizini parçalamış ve bileğini incitmişti. Yaşlı bir adam da gelip ona ayağa kaldırmıştı. Bir zamanlar bir sirkte palyaçoluk yapmış olan yaşlı adam, Vicky'nin üstündeki başındaki toz toprağı silkelerken canını acıtmanın sebebi nasıl gevşemesini bilmemenden kaynaklanıyor demişti. Kendini bir çuval gibi düşünmelisin. Eski püskü, oraya atılıvermiş bir çuval gibi. Gel sana bunun nasıl yapılacağını göstereyim dedi. Yaşlı adam Vicky ve arkadaşlarına nasıl yere düşüleceğini, yerde nasıl yuvarlanıp takla atılacağını göstermişti. Bir yandan da kendinizi tıpkı fırlatıp atılmış eski bir çuval gibi hissedin, böylece gevşeyebilirsiniz deyip duruyordu. Nerede olursanız olun, her fırsat yakaladığınızda gevşeyip dinlenebilirsiniz. Ama bunun için kendinizi zorlayıp efor sarf etmeyin. Gevşeyip dinlenmek, tüm gerilim ve eforu bir yana bırakmaktır. Gevşeyip rahatlamayı düşünün. İlk önce göz ve yüz kaslarınızın gevşediğini düşünün ve kendinize tekrar tekrar gevşe, gevşe, gevşe ve rahatla komutunu verin. Enerjinin yüz kaslarınızdan bedeninizin merkezine aktığını hissedin. Bir bebek gibi gerilimden uzak olduğunuzu düşünün. Büyük soprano Galli Giorgi böyle yapıyordu. Helen Jepson, Galli Giorgi'nin sahneye çıkmadan önce bir sandalyeye oturarak kaslarını dinlendirdiğini, hatta çenesi açılıp düşecek kadar gevşediğini gördüğünü söylemişti. Bu mükemmel alışkanlık, sahneye çıkmadan önce Galli Giorgi'nin sinirlerinin gerilmesini önlediği gibi yorulmasını da engelliyordu. Aşağıda gevşeyip dinlenmenize yardımcı olacak 4 öneri bulacaksınız. 1. Her fırsat bulduğunuzda gevşeyin. Bedeniniz boş bir çuval gibi olsun. Çalışma masamın üzerinde bordo renkli boş bir kese durur ve bana gevşeyip dinlenmeyi hatırlatır. Eğer bir keseniz yoksa bir kedi de aynı görevi görebilir. Hiç güneşin altında uyuyan bir kedi yavrusunu elinize aldınız mı? Aldınızsa hem başının hem kuyruğunun ıslak bir gazete kağıdı gibi sarktığını görmüşsünüzdür. Hindistan'daki yogiler bile gevşeme sanatında başarılı olmak için bir kediyi izlemenizi öneriyorlar. Ben hiç yorgun, sinir krizi geçiren veya uykusuzluk çeken, kaygılanan, midesi ülser olan bir kedi görmedim. Eğer bir kedi gibi gevşeyip dinlenmeyi öğrenirseniz,
sizin de bu tür sorunlarınız olmayacaktır. 2. Olabildiğince rahat bir pozisyonda çalışın. Bedensel gerginliğin omuz ağrılarına, tutulmalara ve sinirsel yorgunluğa neden olduğunu unutmayın. Günde 2-3 kez kendinize zaman ayırarak şu soruları sorun. İşim olduğundan daha mı güçleştiriyorum? Yaptığım işle hiç ilgisi olmayan kaslarımı mı kullanıyorum? Bu size dinlenme alışkanlığı kazandıracaktır. Dr. Harold Fink'in dediği gibi, psikoloji iyi bilen iki kişiden biri alışkanlıklarının farkındadır. 4. Günün sonunda bir kere daha kendinize yönelip şu soruları sorun. Ne kadar yorgunum? Eğer yorgunsam bu zihnimizi fazla çalıştırdığımdan değil, bu işi yapış biçimimden kaynaklanıyor. Daniel Joselia başarılı bir iş çıkarıp çıkarmadığımı günün sonunda ne kadar yorgun olduğumla değil, ne kadar yorgun olmadığımla ölçerim diyor. Eğer bir günün sonunda belirgin bir şekilde yorgunsam veya sinirlerim yorulduğu için huzursuzsam o gün hem nicelik hem nitelik yönünden verimsiz bir gün olmuş demektir. Eğer Amerika'daki her iş adamı bu dersi iyi öğrenmiş olsaydı hipertansiyon nedeniyle ölüm oranı bir gecede düşerdi. Sanatoryumlarımız ve akıl hastanelerimiz yorgunluk ve kaygı nedeniyle tükenmiş insanlarla dolup taşmazdı.